Show TV'nin merakla beklenen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncuları ilk bölümü birlikte izledi. İşte merak uyandıran dizinin ilk bölüm yemeğinden izlenimler. Ben yoruldum hayat, gelme üstüme. Diz çöktüm dünyanın namert yüzüne. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyiciyle buluştu. İki tahmin hakkım var yiğidim. Osman Bey seninle görüşmek istiyor. Tahir yok mu Tahir? Show TV'nin yeni dizisi ekranlara bomba gibi düştü. Yarından itibaren İstanbul'da yeni bir hayata başlıyorsun. Yeni bir kimlik, yeni bir işin olacak. Dizinin oyuncuları ilk bölümü renkli bir yemekle kutladı. Gelsin Hayat Bildiği Gibi ilk bölümüyle ekranları parselledi. Tabii siz Sadi Payaslı'yı oynamaktan vazgeçerseniz şu an sizi herkes tanıyacak. Show TV'nin yeni bombası Gelsin Hayat Bildiği Gibi ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. Oyuncular da ilk bölümü keyifli bir yemekte birlikte izledi. Yedi Emin olarak başladığı hayatına coğrafya öğretmeni Sadi Payaslı olarak devam eden bir karakterin ve Karabayır Lisesi'ndeki deli dolu öğrencilerin ekseninde geçen dizi ilk bölümüyle nefesleri kesti. İki tahmin hakkım var yiğidim. Osman Bey seninle görüşmek istiyor. Tahir yok mu Tahir? Tahir abinin işi vardı. Ben geldim haber vermeye. Kahvemi bitireyim. Geliriz. Derdi neymiş Osman Bey'in öğreniriz. Sadi Payaslı'nın hayatı komiser Songül'le yollarının kesişmesinden sonra daha da ilginç bir hal alır. Tabii siz Sadi Payaslı'yı oynamaktan vazgeçerseniz şu an sizi herkes tanıyacak. Eyvallah. Doğru. 5 kişi. Peki o zaman size bir sorum var. Öğretmen Sadi Payaslı. Şunu sipariş edebilir mi? Bu arada cezaevinden Karabayır Lisesi'ne gelen gençler ve lisede onları bekleyen arkadaşlarıyla olan çatışmaları izleyicinin büyük ilgisini çekti. Abo. Beyler beni gelin galiba halüsinasyon görmeye başladım lan herhalde. Yok oğlum bunlar gerçek de. Ne ailesi? Çatısızım kızım ben. Benim evim şurası anladınız mı şurası? Her bir gencin ayrı hikayesi, umutları ve hayalleri vardır elbette. Dalarım uzaklara, gönlüm sıkılır. Geçiyoruz dizinin birinci bölüm yemeğine. 3 genç oyuncuyla birlikteyiz ilk olarak. Ali Berge, Özgü Delikanlı ve Rojbi Nerden'den Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin hikayesini ve karakterlerini öğreniyoruz. Sadi Payaslı'nın belli bir hayatı bırakıp ondan sonra artık başka bir hayata geçişinden sonraki geldiği bir coğrafya öğretmeni olarak atandığı bir lisede bizim de ıslah evinden çıkıp bir af sayesinde karşılaşmamız ve birlikte yaşayacağımız bir macera. Herkes ikinci bir şansı hak eder mi sorusu adı altında. Bakalım göreceğiz. Benim karakterim de Can Çoban. Ben Mert Yılmaz karakterini canlandırıyorum. Mert Yılmaz karakteri de Can'ın ya da Ali'nin anlattığı gibi o beşli için yaşayan, o beşli için savaşan, sevdikleri için her şeyi yapabilecek ve önündeki bütün engelleri aşmak uğruna elinden gelen her şeyi yapan bir karakter. Melek Aydın'a gelirsek çok zor bir ailenin içinde aslında ama çok şanslı böyle arkadaşları olduğu için. Özge Özberk'le birlikteyiz şimdi de. İlk bölümü izleyecek olmanın heyecanını yaşıyor. Keyfi çok yerinde. Uzun bir zamandır ben de ekranlarda yoktum. Gelsin Hayat Bildiği Gibi bana da çok iyi geldi. Çok güzel bir ekiple çalışıyoruz. Hikaye çok güçlü. Gençlerle az önce zaten röportaj yaptınız. Onlar inanılmaz güzel, yüreklerini koydular işe. Hemen soralım Özge Özberk'i hangi rolde izleyeceğiz? Derya karakterini oynuyorum. İçi yangın yeri ama dışarıdan çok sakin, bir sürü acıları içine bastırmış, hayatına devam eden bir kız. İkinci, üçüncü bölümden sonra bir aşk hikayesinin içinde bulacağız kendisini. Çok güzel, çok dokunaklı. Yani Gani burada gerçekten kalplere dokunacak, tüyler diken diken olacak hikayesi. Çok güzel. Hala etkisinden çıkamıyorum zaten. O kadar kötüydü ki. Uyanmasam sanki kalbim duracaktı.
Cezaevine git bir gör Mert'i. Rahatlarsın biraz. Gideceğim tabii, gideceğim. Gitmez miyim? Dizinin güzel kızlarından Devrim Özkan yanımızda şimdi de. Çok heyecanlı. Biz çok heyecanlıyız tabii ki ilk bölümümüz için. Çok çalıştık, çok emek verdik. Umarım seyirci de bizim enerjimizle karşılık verecek ve takdir edecek diye düşünüyorum. Çünkü hepsine ulaşacak bir hikayemiz var. Herkese ulaşacak hikayelerimiz var. Songül komiseri oynuyorum. Songül çok idealist bir polis memuru. Ama tabii ki bazı olaylar sonucunda hayatı Sadip Ayaslı ile kesişiyor. Ve birbirlerine karşı inanılmaz derecede bir çatışmayla hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Aynı zamanda tabii çok büyük sorumlulukları var. Amirim, emin misiniz? Eğer söylediği gibi gerçekten yediğimizse, daha önce polise bir mukavemet etmişliği yok. Hem yanında sen varsın. Ben de mi geliyorum? Tabii, istiyorsan. Buyurun. Dizinin diğer genç oyuncularıyla birlikteyiz. Furkan Murat Uğur, Sercan Gülbahar ve Sanem Babi'den hemen rollerini öğreniyoruz. Yani şimdi Bora biraz aslında yırtık bir karakter. Tam bir Sam çocuğu, daha evvelden de söylediğim gibi. Ama yani ekibine bağlı. Yani sevdiğimi tam sever, saydığımı tam sayar. Ama yani gözü de karardığı zaman yani ne yapacağı da belli olmayan bir karakter. Benim karakterimin ismi Yaver. Yaver, Sadip Ayaslı'nın sağ kolu. Gayet zeki bir adam. Aslında ilk başta böyle çok masum görünen ama aslında çok zeki olan bir adam. Arkada bütün işleri halleden, yapan bir adam. Aylin çok cesur, çok gururlu. Hapishane tayfasına mensup. Dediğim gibi cesur olduğu için ve yapmak istediklerini yaptığı için aynı zamanda bu yolda çok özgürleşen bir karakter. Dönüp geriye hiç bakmıyor. Tamamen ne istiyorsa kafasındakine gidiyor. Sürekli eski Türk filmlerini gösteren bir kanal açık olurdu. Ben de o filmlerde böyle elinde tahta valize cezaevinden çıkanlara bakardım. Acaba çıkınca ne yapacaklar diye öyle merak ederdim. Çoğu tutunamaz, cezaevine dönerdi zaten. Aynen. Dizinin diğer oyuncularından Murat Göçmez ve Melisa Bostancıoğlu yanımızda yemekte. Hepimizin hayatı Karabağ Lisesi'nde kesişiyor. Ben de Karabağ Lisesi'ndeki ağır abilerden, okulun böyle sıkıntılı tiplerinden birine can vereceğim. Ya Sevda karakterini oynuyorum. Sevda da yine Karabağ Lisesi'nde okuyan bir öğrenci. Belalı tayfanın içerisinde. O da Araz'a aşık. Araz için her şeyi yapabilecek bir kız. Her şeyi riske atıyor. Hani Araz için gözü kimseyi görmüyor. Mustafa Açılan'la birlikteyiz. Karakterinin hikayesini ondan öğreniyoruz. Hem aslında Karabayır'da kurulu düzeni olan ve orada yaşayan oranın reisi bir karakter, kralı. Ondan sonra fakat işte 5 tane ıslah evinden gelen genç var. Bir de Sadi Hoca var. Onların gelmesiyle benim rahatım çok fena bozuluyor. Bütün alışkanlıklarım, dengem bozuluyor. Bunun savaşı oluyor tabii. Bunu izleyeceğiz. Ertan Saban yanımızda şimdi de. Çok heyecanlı ve umutlu dizi adına. Heyecanlıyız tabii ki. Yani emek var aylardan beri süren. Bakalım, inşallah karşılayacağız beklentileri. Hemen onun hikayesini ve karakterini öğreniyoruz. Dönüşümü olan bir karakter, değişimi olan bir karakter. İlk Altan Bey aradığında zaten zaman kolluyorduk, ne zaman beraber çalışalım diye Altan abiyle, Altan Dönmez'le. Yalan yok, yukarıda Allah var söyleyeyim. Bana teklif ettiğinde ne olsaydı kabul edecektim Altan Bey'den geldiği için, ama çok güzel bir senaryoya denk geldik. Ona çok mutluyum. Genç oyuncu Nisu Berfin Aktaş'la birlikteyiz şimdi de. Onu hangi rolde izleyeceğiz? Ben Gizem. Gizem çok da gizemli bir tip değil. Çok hırslı. Okulun en çalışkan, en gözde öğrencisi. Babasını bıçaklayan bir adam var, bir çocuk. Ondan nefret ediyor. Kadere bak ki onunla aynı sınıfta. Neler yapacaklar birbirlerine, ne didişmeler olacak. Zaman zaman kırıcı, zaman zaman çok komik. Hatta çektik birkaç komikli bir şeyler. İzleyelim, görelim bakalım. Çok da bir şey söylemeyeyim karakterimle ilgili. Ayşe Kırca ile birlikteyiz. Dizinin genç isimlerinden Kırca'dan da hemen hikayesini öğreniyoruz. Ben idealist bir rehber öğretmenini canlandırıyorum. Hep çocuklarlayım. Sadi karakteriyle birlikte başa baş çocukların hayatının geleceği için çalışmalar yapıyoruz. Dizinin bir başka yakışıklısı Deniz Sarıtaş yanımızda. Çok sinirli bir karakter. Çünkü kendini gerçekleştiremediğinden dolayı aslında hayata bir öfkesi var. Kardeşine bir vicdan borcu. Annesini çok üzdüğünden dolayı zaten kendini kahrediyor.
İlerleyen bölümlerde daha güzellerini de göreceğiz. Onur Özer ve Yeşim Çelebi ile birlikteyiz. Zülfikar, nasıl söyleyeyim? Mahallenizin çocuğu aslında ya Zülfikar. Vallahi evinizi falan emanet edebileceğiniz bir kardeşimiz aslında. Böyle sizin her şeyi paylaşabilecek, hani böyle sırt sırta gözü kara her yere girip çıkabileceğiniz birisi. Birazcık fevri. O yüzden de hani başına bela alma potansiyeli birazcık yüksek. Ben Sanem karakterini canlandırıyorum. Ailenin kız kardeşi. Ailenin öz kızı ve biraz daha mahalledeki arkadaşlarımızdan şanslı bir ortamda büyümüş bir aile. Ve Gani Müjde, usta kalem, içimizden bir hikaye diyor. Gelsin hayat bildiği gibi için. Ben özellikle şeye dikkat ettim. Olay Türkiye'de geçsin. Çünkü genellikle Kore'de geçiyor, İsveç'te geçiyor bizim yerli diziler. Bizimki gerçekten İstanbul'da, Türkiye'de. Gerçek sorunlarla, gerçek sorunlarımızla beraber var. Karakterlerimiz gerçek. Hepsi medyadan bildiğimiz karakterler çoğu. O yüzden yerli olmasına özen gösterdim. Ve buna çok özen de gösteriyorum. Gani Müjde bu kez beklentilerin aksine bir hikaye yazarak ters köşe yaptığını söylüyor. Benden herkes komedi bekliyordu. Ben bu sefer komedi yapmadım. Çünkü en iyi... Yani çok iyi dramları komedi oyuncuları oynar mesela. Öyledir hep. Ben de dedim ki madem ki komedi yazarıyım, dram da yazarım. Benim de herkes kadar yazarım. Hatta onlardan belki de daha iyi yazarım dedim. Ve dram yazdım ilk defa. Gelsin hayat bildiği gibi her perşembe Show TV'de. Sakın kaçırmayın.